Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, feste nomen Webverbindungen. Evet, feste nomen Webverbindungen derken acaba bu ne olabilir? Verbindung arkadaşlar, bağlantı demek. Nom isim demek ve Web bildiğiniz üzere fiil demek oluyor. Yani biz aslında burada arkadaşlar basit haldeki bir fiili isim fiil şekline çekmiş oluyoruz. Ve böylelikle ne yapmış oluyoruz? Aslında C1 seviyesinde var olan bir durum bu. Daha anlamlı hale ya da anlamlı demektense daha bir üst seviyede bir anlatım gerçekleşmiş oluyor bu sayede. Şöyle ki burada da zaten einfaches Verb diye verilmiş arkadaşlar. Bakın abschließen bir şeyi tamamlamak, bir şeyi bitirmek demek. Ancak bu basit haliyle abschließen olarak geçiyor. Biz bunu B2'ye kadar bu şekilde gördük. Ancak biz bir zum Abschluss kommen diyecek olursak sonuca bağlanmak demiş oluruz. Yani abschließen bir şeyi bitirmek, tamamlamak demek. Ancak zum Abschluss kommen denildiğinde zum Abschluss kommen arkadaşlar neticeye varması, bir konunun, bir durumun neticeye varması demiş oluyoruz bu sayede. Demek ki zum Abschluss ve kommen ne demekmiş basit haliyle? Abschließen demekmiş. Ben demek ki burada ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Nom ve fiilim olan kommen'i bir araya getirdiğimde neticeye varmak demiş oluyorum. Aynı şekilde arkadaşlar einfaches Verb olarak kontrollieren neydi? Adı üstünde kontrol etmek demek. Ancak ben bunu bir tık yukarıda kullanacak olursam unter Kontrolle bringen, kontrol altına almak demiş olurum. Bakın kontrol etmek bir şekilde ne olmuş oluyor? Hani o anlatımı çok basit bir şekilde anlatmış oluyorum. Burada da zaten verildiği gibi einfaches Verb. Ancak C1 seviyesine taşıyacak olursam o zaman ne derim? Unter Kontrolle bringen, güzel Türkçemizdeki olduğu gibi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Kontrol altına almak demiş oluyorum, değil mi? Kontrol altına almak bir taraftan, diğer taraftan da demek ki kontrol etmek olan kontrollieren, değil mi? Demek ki bu birazcık daha ne olmuş oluyor? Yukarı taşımış oluyorum anlatımımı. Öyle değil mi? Schwer machen ne demek arkadaşlar? Bir işi zora koşmak, değil mi? Zorlamak, zor yapmak gibi birebir hani Türkçe'ye çevirmiş oluruz. Schwer machen. Ancak in Schwierigkeit bringen, evet az önce söylemiş olduğum gibi zora koşmak, yani zorlamak gibi de düşünülebilir. In Schwierigkeit bringen. Güzel Türkçemizde bu ne olabilir? Hani zahmet etmek gibi de algılanabilir, değil mi? In Schwierigkeit bringen, zora sokmak belki de daha doğru olabilir arkadaşlar. Anerkannt werden, tanınmak. Tanınmak demek ki anerkannt werden demiş oluyoruz arkadaşlar. Tanınırlık, tanınırlığın elde edilmesi diyecek olursak da arkadaşlar Anerkennung bringen demiş oluyoruz. Bunları zaten birazdan arkadaşlar örneklerle pekiştireceğimiz için daha iyi oturacaktır emin olun. Anerkennung bringen, tanınırlık. Yani bu şu gibi arkadaşlar, örnek verecek olursam mesela diyelim ki ülkemizde almış olduğumuz bir diplomanın yurt dışında tanınırlığı gibi düşünülebilir. Dediğim gibi birazdan bunu örneklerle daha iyi bir oturtacağız. Lösen, adı üstünde lösen neydi arkadaşlar? Çözmek demekti, değil mi? Çözmek demek. Eine Lösung finden, bakın burada cılız bir anlatım var farkındaysanız. Ancak burada bir çözümün bulunması diyecek olursak eine Lösung finden demiş oluruz, değil mi? Sonrakine bakalım. Erlauben, erlauben izin vermek demekti, değil mi? Bakın einfaches Verb, gayet kolay, basit bir anlatım, basit bir fiil erlauben. Ancak die Erlaubnis geben, iznin verilmesi, müsaadenin
verilmesi, alınması gibi düşünülebilir. Dolayısıyla burada giyimliği de vermek, dolayısıyla müsaadenin verilmesi, iznin verilmesi ne oluyormuş? Die Erlaubnis geben şeklinde yorumlanmış oluyor. Bakın burada demek ki isim ve fiil bir arada kullanılmış oluyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar, buradaki eylemi ben ne yapıyorum? İsim haline getirmiş oluyorum ve isim haline getirmiş olduğum bu fiil ne olmuş oluyor? Farklı bir fiille bir araya getiriliyor ve artık bu ne oluyor arkadaşlar? Kalıp olmuş oluyor ve fark ettiyseniz burada mesela işte zum kalıbı, değil mi? Prepozisyonu kullanılmış burada. Unter, burada in kullanılmış. Demek ki burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu kalıp şeklinde almış oluyoruz ve kelime bilgimizi ilerletmiş oluyoruz. Demek ki evet, erlaub ne oluyormuş? Die Erlaubnis geben olmuş oluyor, değil mi? Erfüllen, erfüllen bir şeyin gerçekleşmesi. Mesela ne olabilir? Bir dilek, bir dileğin karşı taraftan ya da bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi gibi düşünülebilir. Dediğim gibi bunu birazdan örneklerle daha iyi oturtacağız arkadaşlar. Füllen demek ki bir şeyin doldur, yani füllen aslında doldurmak demek. Dolayısıyla füllen bir şeyin gerçekleştirilmesi demiş oluyoruz arkadaşlar. Tabii in Erfüllung gehen bir şeyin gerçekleşmesi denildiğinde, bakın burada Erfüllen ne olmuş arkadaşlar? In Erfüllung gehen bir şeyin gerçekleşmesi anlamını taşımış oluyor. Nerven, nerven bu da sinirlendirmek demek arkadaşlar. Nerven. Evet, burada da sinire gitmek deriz ya, sinirlerime gidiyor derken, değil mi? Bunu bir kalıp olarak kullanıyoruz güzel Türkçe'de. Dolayısıyla burada da bakın ne olmuş? Auf ile beraber kullanıldığında demek ki auf die Nerven gehen sinirlerime gidiyor örneğinde. Evet, dediğim gibi bunu birazdan örneklerle pekiştireceğiz. Auf die Nerven gehen demek ki sinire gitmek demiş oluyoruz burada. Reden adı üstünde ne demek? Konuşmak demek. Eine Rede halten, bakın Reden ne olmuş arkadaşlar? Rede olmuş. Demek ki bu bir konuşma, bir hitap, değil mi? Bir konuşmanın yapılması. Dolayısıyla bu Eine Rede halten şeklinde ne olmuş oluyor? Bakın isim ve fiil bir araya gelmiş oluyor ve bir artık bir yapı oluşuyor, değil mi? İsim fiil yapısı oluşmuş oluyor. Beantragen, beantragen arkadaşlar talepte bulunmak. Dolayısıyla beantragen istemek. Ben bunu isim haline getirdiğimde bakın buradaki B düşmüş oluyor. Antrag bu bir dilekçe, talep gibi düşünebilir. Einen Antrag stellen, talepte bulunmak, dilekçe vermek gibi algılanabilir. Demek ki bunun isim hali arkadaşlar, talepte bulunmak ya da istemek diyecek olursak bu ne olabilir? Söz gelimi bir makamdan, bu bir üniversite olabilir, bu bir iş yeri olabilir, değil mi? Bir şeyden, bir kurumdan bir talepte bulunuyorsak demek ki burada beantragen fiilini kullanmış oluyoruz ve bu einfaches Verb kapsamında, basit fiil kapsamında değerlendiriliyor. Ben bunu isim fiil yapacak olursam, yani isim ve fiille bir arada kullanacak olursam, einen Antrag stellen demek ki bir talepte bulunmak, bir şeyi istemek, bir makamdan bir şey istemek olabilir. Bunları dediğim gibi örneklerle pekiştiriyor olacağız arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar bu basit fiilleri isim fiille birlikte bir inceleyelim. İlk örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Dieses Verfahren wird abgeschlossen. Evet, bakın burada bir raporlama dili var farkındaysanız, değil mi? Wird abgeschlossen, bunu ayrıntılı şekilde görmüştük, değil mi? Önceki seviyelerde. Bakın Verfahren süreç demek arkadaşlar. Proses, süreç demek. Dolayısıyla wird abgeschlossen, abschließen ne demek? Tamamlanmak, bitmek anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu süreç bitecektir, tamamlanacaktır
demiş oluyoruz bu cümleyle, değil mi? Dieses Verfahren wird abgeschlossen. Ancak şöyle de diyebilirim. Süreç sonuca gelecektir. Nihayete kavuşacaktır belki de, değil mi? Güzel Türkçe'de böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun Almanca'daki karşılığı şöyle olacaktır arkadaşlar. Dieses Verfahren kommt zum Abschluss. Yani bu süreç neticeye varıyor. Bitime varıyor gibi, ya da neticeye varıyor belki daha da doğru, değil mi? Demek ki bakın ne olmuş arkadaşlar. Abschließen tabi burada Partizip 2 şeklinde abgeschlossen oluyordu, hatırlayın. Dolayısıyla abschließen, abgeschlossen. Burada da demek ki Nomen-Verb-Verbindung şeklinde kullanıldığında da ne oluyormuş arkadaşlar? Zum Abschluss kommen şeklinde yorumlanıyor. Ancak cümle içerisinde demek ki süreç, bu süreç neticeye varacaktır derken demek ki ne diyormuşuz? Dieses Verfahren kommt zum Abschluss demiş oluyor. İkinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. İkinci örnekte ne diyor? Die kleine Mia kontrolliert das Pferd kurzerhand. Evet, burada die kleine Mia, küçük Mia, evet burada bir kız çocuğu kastediliyor. Kontrollieren ne demek? Kontrol adı üstünde. Das Pferd, das Pferd arkadaşlar, at demek. Kurzerhand, evet, hiç düşünmeden, yani fazla üstünde durmadan çabucak anlamına gelen bir kelime arkadaşlar bu. Yani fazla üstünde düşünmeden hızlı cana diyebiliriz bunun için. Dolayısıyla küçük Mia atı hızlıca ne yapıyor? Kontrol altına alıyor, ya da kontrol ediyor diyelim öncelikle. Çünkü birazdan kontrol altına alıyor diyeceğiz. Bakın kontrol ediyor, basit haliyle anlatıyoruz. Dolayısıyla die kleine Mia kontrolliert das Pferd kurzerhand. Küçük Mia ne yapıyor? Atı hızlıca kontrol ediyor. Şimdi kontrol altına alıyor diyecek olursak ne diyeceğiz? Zaten bakın güzel Türkçe'de Almanca'da da var olan bir şey. Unter Kontrolle bringen, değil mi? Kontrol altına almak demiş oluyoruz. Tabii burada bringen getirmek. Almanca'da demek ki getirmek deniliyor. O şekilde yorumlanıyor. Dolayısıyla bakın kontrolliert burada ne olmuş? Unter Kontrolle bringen. Cümle içerisine baktığımızda die kleine Mia bringt das Pferd kurzerhand unter Kontrolle. Demek ki küçük Mia atı hızlıca, fazla üstünde düşünmeden, değil mi, ne yapıyor? Kontrol altına alıyor. Yani ne anlıyoruz buna? Küçük Mia demek ki ata binmeye vakıf birisi, değil mi? Hemen ne yapıyor? Atı çekip çevirebiliyor. Kontrol altına alabiliyor anlamına gelmiş oluyor. Üçüncü örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wir wollen den Fachleuten das Leben nicht schwer machen. Evet, öncelikle bir bakalım. Fachleute, alanda çalışan insanlar, yani işin eksperleri, işin uzmanları, değil mi? Biz uzmanların hayatını zora sokmak istemiyoruz demek istiyor, değil mi? Zorlamak istemiyoruz. Schwer machen, değil mi? Zorlamak. Dolayısıyla bir alttaki anlam, yani ikinci cümleye baktığımızda zora sokmak gibi de düşünülebilir. Zorlamak istemiyoruz gibi bakalım. Çünkü burada basit anlamıyla gidiyoruz ilk cümlede. Dolayısıyla wir wollen den Fachleuten das Leben nicht schwer machen dediğimizde burada ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Uzmanların hayatını zorlamak istemiyoruz. Gayet basit bir anlamla. Burada arkadaşlar wir wollen niemanden in Schwierigkeiten bringen. Bakın burada niemanden denildiğinde hiç kimseyi, hiç kimseleri anlamı doğmuş oluyor. Wir wollen niemanden in Schwierigkeiten bringen. Bakın burada zora sokmak istemiyoruz deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla burada da schwierig neydi? Schwierig, zor, karmaşık anlamında. In Schwierigkeiten bringen demek ki zora sokmak istemiyoruz kimseleri diyebiliriz. Dolayısıyla wir wollen niemanden in Schwierigkeiten bringen demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen international anerkannt wird. Evet, anerkennen ne demekti arkadaşlar?
karşı taraftan kabul görmek demekti değil mi? Dolayısıyla biz neye seviniyoruz? Bakın Daslı bir cümle var. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, Bemühen ne demek arkadaşlar? Sich bemühen, eylem olarak. Refleksifti hatta. Emek vermek değil mi? Sich bemühen yani emek vermek diyebiliriz. Başka düşünüyorum ne diyebiliriz diye. Sich bemühen, uğraş vermek, emek vermek. International, uluslararası kabul görünüyor, görülüyor olmamızı değil mi? Bizlerin uluslararası emeklerimiz, bizlerin emeklerinin uluslararası kabul görmesi bizi mutlu ediyor demiş oluyoruz. Tabii kabul görmesi, onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Kabul görüyor olmamız bizi mutlu ediyor demiş oluyoruz ilk cümlede. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen international anerkannt wird. Ancak ikinci cümleye bakalım şimdi. Wir freuen uns, dass diese Bemühungen international Anerkennung finden. Bakın burada Anerkennung ne olmuş? İsim olmuş arkadaşlar. Demek ki tanınırlık. Değil mi? Ne olmuş oluyor? İsim oluyor. Anerkennung finden tanınırlık bulması deniliyor Almanca'da. Yani tanınırlık elde etmemiz diyebiliriz güzel Türkçe'de. Uluslararası tanınırlık elde ediyor olması neyin? Bu zahmetlerin, bu emeklerin, bu yorulmaların, bu çabaların da diyebiliriz değil mi? Bizi memnun ediyor demiş oluyoruz. Demek ki Anerkennung, Anerkennen'den gelen bir isimmiş ve biz bunu ne yapıyoruz? Finden ile bir araya getirmiş oluyoruz. Beşinci örneğimize bakalım. Burada ne diyor? Technische Spezialisten lösen individuelle Probleme. Teknik, evet, uzmanlar ne yapıyor? Lösen neydi? Çözmek demekti. Individuel, kişisel değil mi? Birebir de diyebiliriz. Probleme, demek ki kişiye has, birebir problemleri çözüyor. Kimler çözüyor? Teknik uzmanlar çözüyor. Bakın burada gayet basit bir anlatım var. Çözüyor demiş oluyoruz değil mi? Ancak ikinci cümleye bakalım ne diyor? Technische Spezialisten finden individuelle Lösungen für Probleme. Evet, teknik uzmanlar birebir kişiye özgü çözümler, kişiye has çözümler buluyor problemleri. Buradaki für Probleme demeseydik de olurdu arkadaşlar. Çünkü burada çözüme karşılık mutlaka bir problem vardır. Dolayısıyla oradaki für Probleme onu parantez içerisinde düşünebiliriz. Dolayısıyla bunu toparladığımızda teknik uzmanlar kişiye has problemlere çözüm buluyorlar demiş oluyoruz. Dolayısıyla technische Spezialisten finden individuelle Lösungen für Probleme demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Dieses Verfahren wird abgeschlossen. Dieses Verfahren wird abgeschlossen. Dieses Verfahren kommt zum Abschluss. Dieses Verfahren kommt zum Abschluss. Die kleine Mia kontrolliert das Pferd kurzerhand. Die kleine Mia kontrolliert das Pferd kurzerhand. Die kleine Mia bringt das Pferd kurzerhand unter Kontrolle. Die kleine Mia bringt das Pferd kurzerhand unter Kontrolle. Wir wollen den Fachleuten das Leben nicht schwer machen. Wir wollen den Fachleuten das Leben nicht schwer machen. Wir wollen niemanden in Schwierigkeiten bringen. Wir wollen niemanden in Schwierigkeiten bringen. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen international anerkannt wird. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen international anerkannt wird. Wir freuen uns, dass diese Bemühungen internationale Anerkennung finden. Wir freuen uns, dass diese Bemühungen internationale Anerkennung finden.
Technische Spezialisten lösen individuelle Probleme. Technische Spezialisten lösen individuelle Probleme. Technische Spezialisten finden individuelle Lösungen für Probleme. Technische Spezialisten finden individuelle Lösungen für Probleme. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Eltern müssen ihren Kindern erlauben, selbstständig zu laufen. Evet, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Veliler değil mi? Anne babalar müssen ihren Kindern erlauben. Erlauben neydi arkadaşlar? İzin, müsaade anlamında değil mi? Müsaade etmeliler. Selbstständig, evet, selbstständig arkadaşlar kendi başına anlamında. Laufen de yürümek, koşmak anlamında. Dolayısıyla anne babalar çocuklarına tek başına değil mi? Kendi başlarına yürümeyi yürümeleri için ne yapmalılar? Müsaade etmeliler demek istiyor bu cümle. Şimdi arkadaşlar müsaade etmek, müsaade vermek gibi de değerlendirilebilir şimdi ikinci cümlede. Bakın burada erlauben ne olmuş? Die Erlaubnis geben. Yani müsaadeyi vermek gibi hani birebir çevirecek olursak. Tabii güzel Türkçemizde biz ne diyoruz? Müsaade etmek diyoruz. Dolayısıyla bakın burada die Eltern müssen ihren Kindern die Erlaubnis geben, selbstständig zu laufen. Bakın anlam olarak herhangi bir değişim yok. Sadece ben burada ne yaptım? Erlauben fiilini bir tık yukarı taşımış oldum. Dolayısıyla anlam olarak daha güzel oldu anlatım anlamında. Dolayısıyla die Erlaubnis geben dediğimde bir tık daha ne olmuş oluyor? Cümleyi C1 seviyesine taşımış oluyorum değil mi? Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Man sollte nicht jeden Wunsch des Kindes erfüllen. Evet, der Wunsch neydi arkadaşlar? Arzu edilen değil mi? İstek, arzu gibi düşünülebilir. Her çocuğun, düzeltiyorum, çocuğun her arzusu yerine getirilmemeli diyor cümlemiz. Evet, man sollte nicht jeden Wunsch des Kindes erfüllen. Demek ki erfüllen yerine getirmek demek arkadaşlar. Biz şimdi bu erfüllen fiilini bir tık yukarı taşıyacağız. C1 formuna taşıyalım diyelim. O zaman ne olacak? In Erfüllung gehen, yani gerçekleşmesi demiş olacağız. Dolayısıyla erfüllen ne olacak? İsim haline gelecek. Dolayısıyla bakın burada bu sefer ne oluyor? Bununla başlamış oluyorum. Dolayısıyla jeder Wunsch des Kindes. Bakın burada ne oldu? Genitivlik olan buradaki durumu buraya taşımış oldum. Ve jeder Wunsch des Kindes sollte nicht in Erfüllung gehen. Çocuğun her dileği gerçekleşmemeli. Gerçek olmamalı. Bakın burada demek ki ne olmuş oluyor? Erfüllen in Erfüllung gehen şekline evrilmiş oldu. Dediğim gibi bunlarda herhangi bir anlam kayması olmuyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Die Huperei auf den Straßen nervt mich. Kesinlikle benim duygu ve düşüncelerimi anlatan bir cümle bu. Die Huperei, hupen arkadaşlar klaksona basmak, sürekli böyle bap bap. Evet, bu büyük şehirde yaşıyorsak eğer, değil mi? Büyük şehirlerde genellikle karşımıza çıkan bir durum. Demek ki die Huperei, klaksona basma durumu. Bunun da isim hali. Demek ki hupen ne oluyor? Die Huperei şeklinde karşımıza çıkıyor. Auf den Straßen, sokaklarda, caddelerde anlamında. Nerven, evet, sich nerven. Bakın burada da arkadaşlar, sich nerven sinirlendirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla klaksona basmalar diyelim isterseniz. Sokaklardaki bu klaksona basmalar beni sinirlendiriyor derken bu yalın bir anlatımla ne olacak? Die Huperei auf den Straßen nervt mich demiş oluyoruz. Ancak ben bunu bir tık yukarı taşıyacak olursam, yani C1 seviyesi diyorum anlaşılır olması için. Yani Nomen Verb
kombinasyonuna getirdiğimde bakın burada ne oluyor? Die Huperei auf den Straßen geht mir auf die Nerven. Auf die Nerven gehen, az önce ne dedik arkadaşlar? Sinirlere gitmek, sinirlendirmek derken auf die Nerven gehen kalıbını işin içerisine katmış oluyoruz. Dolayısıyla sokaklardaki bu klaksona basmalar sinirime gidiyor, değil mi? Demiş oluyoruz. Dolayısıyla die Huperei auf den Straßen geht mir auf die Nerven demiş oluyoruz. 9'a baktığımızda 9'daki örnek arkadaşlar burada çok yalın, çok düz bir anlatımla ne demiş? Der Schulleiter redet. Evet, okulun müdürü ne yapıyor? Konuşuyor. Halbuki ben bunu bir tık yukarı taşıyacak olsaydım ne derdim? Okulun müdürü bir konuşma yapıyor derdim, değil mi? Dolayısıyla reden konuşma yapmak ne demek arkadaşlar? Eine Rede halten. Değil mi? Halten ne demek? Tutmak demek. Tabii güzel Türkçemizde öyle demeyiz. Bir konuşma yapıyor deriz. Dolayısıyla burada ne olacak? Der Schulleiter hält eine Rede. Halten tabii ne oluyor arkadaşlar? Düzensiz fiil kapsamında olduğu için a umlaut alıyor ve üçüncü tekilde hält eine Rede demiş oluyoruz. Dolayısıyla okulun müdürü bir konuşma yapıyor dediğimde ne yapmış oluyorum bu bir üstteki cümleyi? Der Schulleiter redet. Gayet düz, yavan bir anlatım. Bir üste taşımış oluyorum ve diyorum ki bir konuşma yapıyor. Değil mi? Dolayısıyla der Schulleiter hält eine Rede demiş oluyorum. Ve sonuncu örneğe baktığımızda arkadaşlar, sonuncu örnek bize ne diyor? Sie können jederzeit Zulassung zum Studium beantragen. Evet, jederzeit her zaman, her zaman anlamına gelmiş oluyor. Zulassung zum Studium, Zulassung kabul demek arkadaşlar. Zum Studium, yüksek öğrenim için kabul. Bunu da bir kalıp olarak görelim arkadaşlar. Zulassung zum Studium demek ki yüksek öğrenime olan kabul diyelim. Beantragen, talepte bulunmak, istemek demek arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada beantragen, istemek. Biz bunu şimdi dilekçe şekline sokacağız. Yani dilekçeyi verebilirsiniz diyeceğiz. Bakın beantragen ne olacak? Antrag olacak. Buradaki B düşecek ve Antrag olacak. Cümlenize bakalım. Sie können jederzeit einen Antrag auf Zulassung zum Studium stellen. Bakın arkadaşlar burada beantragen ne olmuş? Einen Antrag stellen. Demek ki bir dilekçe vermek gibi düşünebiliriz bunu arkadaşlar. Siz her an, değil mi, ne yapabilirsiniz? Yüksek öğrenime onay için dilekçe verebilirsiniz demiş oluyoruz. Dolayısıyla bu cümle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sie können jederzeit einen Antrag auf Zulassung zum Studium stellen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Eltern müssen ihren Kindern erlauben, selbstständig zu laufen. Die Eltern müssen ihren Kindern erlauben, selbstständig zu laufen. Die Eltern müssen ihren Kindern die Erlaubnis geben, selbstständig zu laufen. Die Eltern müssen ihren Kindern die Erlaubnis geben, selbstständig zu laufen. Man sollte nicht jeden Wunsch des Kindes erfüllen. Man sollte nicht jeden Wunsch des Kindes erfüllen. Jeder Wunsch des Kindes sollte nicht in Erfüllung gehen. Jeder Wunsch des Kindes sollte nicht in Erfüllung gehen. Die Huperei auf den Straßen nervt mich. Die Huperei auf den Straßen nervt mich. Die Huperei auf den Straßen geht mir auf die Nerven. Die Huperei auf den Straßen geht mir auf die Nerven. Der Schulleiter redet. Der Schulleiter redet. Der Schulleiter hält eine Rede. Der Schulleiter hält eine Rede. Sie können jederzeit Zulassung zum Studium beantragen. Sie können jederzeit Zulassung zum Studium beantragen. Sie können jederzeit einen Antrag auf Zulassung zum Studium stellen.
Sie können jederzeit einen Antrag auf Zulassung zum Studium stellen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde feste nomen Verbverbindungen konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.